Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizinle beraber yeni bir seriye başlayacağız. Bu video ilk serinin ilk videosu olacak. Arkadaşlar izleyenler bilir. Önceki serimiz hangi kuş türü size uygundu? Bu serimizde hangi balık türü size uygundu? Önceki gibi arkadaşlar her videoda iki tane balığı karşılaştıracağım. Bu videomda biraz daha amatör ve görselliğe hitap eden bakımı kolay balıklardan bahsedeceğim. Japon ve beta balığı arkadaşlar. Japon'dan başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunlara Japon demelerinin nedenini bilmiyorum. Çünkü bunlar Japonya'da yok arkadaşlar. Daha çok bunların soyu sazangillere dayanıyor arkadaşlar. Sazangiller familyasından geliyor. Görselliğe hitap eden balıklar arkadaşlar. Bakımı çok kolay bakımlı balıklar arkadaşlar. Daha çok turuncu tonlar hakim olsa da arkadaşlar, yani pet shoplarda genelde turuncu tonları bulunsa da normalde arkadaşlar birçok türü mevcut bu balıkların. Renkleri, türleri mevcut ama dediğim gibi pet shopta daha çok turuncu türleri hakim oluyor ya da bu şekilde teleskoplar daha çok oluyor. Arkadaşlar bunları fanusta besliyorlar. Çok yanlış bir şey. Normal bunları neden fanusta besliyorlar arkadaşlar? Çünkü ısıtıcıya ihtiyaç duymadıkları için fanusta besliyorlar. Yaşadıkları su ısısı 21-22 arkadaşlar. 23 de idealdir. Bu sıcaklıklar zaten ev ortamında olduğu için arkadaşlar çok da gerek kalmıyor. Ama arkadaşlar ideal olanı fanus değil. Çünkü fanus çok küçük olduğu için hem de içine hava motoru alamadığı için, yani buna suya, oksijene ihtiyaçları var. Isıtıcıya ihtiyaçları yok ama motora, hava motoruna ihtiyaçları var arkadaşlar. Bu ihtiyaçlarını görmezden geliyorlar ve fanus da besliyorlar. Çok yanlış. Hem çok organik atık yapan bir balık türü arkadaşlar bu Japon balığı. Bu yüzden fanus çok kısa zamanda kirlenecektir arkadaşlar. Buna dikkat edilmeli arkadaşlar. Ama bakımı çok kolay balıklar. Görsellik açısından bayağı güzel görsel oluşturuyorlar. Hele de arkadaşlar bir akvaryum döşeyip içine de sadece Japon'un özel türlerinden koyduğunuzda gerçekten güzel bir görüntü çıkartıyorlar arkadaşlar ortaya. Ama fanustayken hem balıklar için sağlıksız oluyor hem de görsel olarak da arkadaşlar güzel olmuyor. O yüzden fanus tercih etmeyin arkadaşlar. Diğer bir balığımıza geçelim isterseniz arkadaşlar. Beta'ya geçelim. Arkadaşlar geçmeden önce abone olursanız sevinirim. Bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Bu serinin devamı gelecek. Hangi balık türü bana uygun? Yine kuş türleri gibi birçok bölümden, parttan oluşacak. Diğer balığımızı da anlatalım arkadaşlar. Diğer balığımız da beta balığı. Arkadaşlar Japon yerine fanus da besleyecekseniz bu balığı beslemenizi tavsiye ederim. Tabi bunun da fanusta beslenmesi doğru değil. Ama Japon'dan daha da sağlıklı olur. Çünkü beta'da her balıkta olmayan bir özellik var. Labirent diye bir organları var arkadaşlar. Bu her balıkta yoktur. Özel bir şey arkadaşlar. Özellik. Bu şekilde küçük akvaryumlarda bakılabiliyor beta balıkları. Arkadaşlar bu labirent organları sayesinde bakılabiliyor. Labirent organlarını da anlatayım hemen. Arkadaşlar labirent organları sayesinde sadece sudan değil havadan da oksijen alabiliyor. Yani bizim insanlar gibi soluyup alabiliyor. Ama bu suyun dışında yaşayabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü sudaki minerallere de ihtiyaç duyuyor. Havadaki minerallere alabiliyor. Zaten oksijene ihtiyaç duyması sebebiyle de arkadaşlar Tayland, Çin, o bölgelerdeki arkadaşlar pirinç tarlaları olur ya arkadaşlar. Bitkinin yarısı suda olur, yarısı dışarıda olur. Arkadaşlar oralarda daha çok kalıyorlar, yaşıyorlar. Çünkü oksijene çok çabuk bir şekilde ulaşabiliyorlar su sığı olduğu için. Bu yüzden fanusta beslemeye bu daha çok yatkın. Bunda da şöyle bir sıkıntı oluyor. Isıtıcı lazım oluyor bunda da. Çünkü suyunun 27-28 derece olması gerekiyor. Bu biraz sıkıntı yaratıyor. Veya da arkadaşlar şu anda resmi görüldüğü gibi bir
Vazo.